Çiftçi temsilcileri ve binlerce üretici Konya Şeker Fabrikası'nda buluştu. Recep Konuk'a yüksek sesle çağrı yapıldı. Evet, 69. Panko Birlik olan Genel Kurulu'nda 22 yıl boyunca yürüttüğü genel başkanlık görevini devredeceğini açıklayan Recep Konuk'un kararından vazgeçmesi isteniyor. Sadece Konya ve çevresi değil, bütün ülkeden aynı çağrı yükseliyor. Çiftçinin dostu başkanımız. Recep başkanım gitmesin diye buradayız. Biz bir sefer daha, 4 yıl daha Sayın Başkan'ın göreve devam etmesini istiyoruz. Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, çiftçilerin çağrısına cevap verdi. Konuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 22 yıldır üreticinin sadece yüksek sesle söylediklerini değil, fısıltıyla söylediklerini de, içinden geçirdiklerini de duyan, üreticiden gelen her sese kulak veren biri olarak Konya Şeker'in bahçesinden yükselen sesinizi de duydum. 22 yılda sadece yatırım yapmadım, sahiplenme bilincini de inşa etmeye çalıştım. Genel kurulda aday olup olmama kararı, kılı kırk yararak verilmiş bir karardır ve karar benim kararımdır. Kimse bu kurumdan büyük değildir. Bu kimse tarifine Recep Konuk da dahildir ve bu kurumun ömrü bir faninin ömrüyle sınırlı değildir. Bu gemi kaptansız kalmaz ve yine unutulmasın ki bu kurumun gerçek sahiplerinin dün Konya Şeker'in bahçesinde sergiledikleri hassasiyet olduğu müddetçe geminin rotası kaptanın ismine göre değişmez. Konya Şeker'in bahçesinde gönlündekini söylemek için toplanan, işini gücünü bırakıp kurumuna ve geleceğine sahip çıkmak için gayret gösteren kardeşlerimin, büyüklerimin ne istediğini, kaygılarını anlıyorum, anlayışla karşılıyorum ve diyorum ki doğru kişiyi el birliğiyle bulacağız. Gönlünüzde olanın gönül rahatlığıyla emaneti teslim ettiği bir genel kurul, bütün endişelerin, bütün kaygıların merhemidir, ilacıdır. Kimse unutmasın, ben bir yere gitmiyorum. Deryanın yüzeyindeki emanet sandalına kondurduğunuz damla olarak yine deryaya karışıyorum. İstikametimizde, rotamızda sapma olursa, biz deryayız, gitmemiz gereken yere akar, sandalı o rotada ilerletiriz. 22 yılın sonunda benim üretici ortaklarımıza bıraktığım en büyük miras ne 45 üretim tesisi ne de raflara çıkan binlerce üründür. Benim bıraktığım ve üretici ortaklarımızla Konya'nın sahip çıkmasını arzuladığım en kıymetli miras kurumu sahiplenme bilincidir, sahiplenme kararlılığıdır.